Herkese arkadaşlar, yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün Garden of Bandan isimli Pop Playten benzeri bir oyunu inceleyeceğiz. Bu bir bilgisayar oyunu. Bilgisayardan da oynayan, mobilden de oynayan ama bazı telefon ve tablet değinmeyebiliyor. Yani sürümüne uygun olmayabiliyor. Bu telefonda uygun olmadığı için indirip oynayamıyoruz. Onun haricinde zaten ücretsiz bir şekilde indirebiliyoruz oyunu. Bu videoyu Game Truck kanalından izliyoruz. O kanalın linkini açıklamaya koyacağım. Hemen izlemeye başlayın. Dur. Tıkladığım anda hemen oyun başlayacak. Öncelikle ana menüye bir göz atalım. Yeni oyun var. Kaldığın yerden devam et var. Bu arada kaldığın yerden devam et şeyi mobil versiyonunda yok. Birinci bölümün ama. Ayarlar var. Credits var. Hayatımda hiçbir zaman bir oyunda credits yazısının ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Ve çık var her zaman gibi. Ve burada 6 tane karakter var. Bu arada oyunun ismi Garden of Bandan. Yani Bandan anaokulu. Kenarda Garden of Bandan 2 de var. Bu arada bu bölümün ana karakteri Edmaş'taki şu yeşil karaktermiş. En baş. Bob Playtime'de esinlenmiş bir oyun. Çocuğunu arayan bir ebeveyn için zaman çok kıymetlidir. Devam etmek için saate tıkla diyor. Saat. Orada bir tane daha karakter çıktı. Odada ne oluyor lan? Odada garip şeyler. Aha başladı. Abi gitti. Jumbo Jash. Mavi bir kart. Banban çocuk yuvası. Bu anaokulunda birdenbire çocuklar kaybolmuş bu arada. Biz de çocuğumuzu bulmaya gelen bir ebeveyniz. Kumanda çalışmıyor. Drone da tabii çalışmaz. Burada bir bot. Sevgili anne, ben şu anda bir odada saklanıyorum ama büyük canavar kuşla gidip savaşmalıyım. Umarım Clair benden hoşlanır. Herhalde Clair hoşlandığı kız. Canavar dediği o giriş ana menüdeki galiba karakterlerin arasında bir kuş vardı o. Belki de bu bizim çocuğumuzun mektubu da olabilir. Başka birisinin de mektubu olabilir. Hemen devam ettirelim. Ve karakterlerimiz bunlar. Pil ışın. Pil var burada. Stinger Fly. Burada iki. Herhalde başka bir pile gerek yok. Çünkü etrafta başka bir pil yok. Drone'umuz geldi. Bu drone mu butonlara basıyor? Öyle işaretliyoruz, drone gidiyor. Bu anaokulunda açabileceğimiz kapılar ya kartla açılıyor ya da butonla açılıyor galiba. Burada da bir tane buton. Kapı açıldı. Orada kuşu var. Hayvayı de böyle bir şey vardı. Pop Playtime Chapter 1'de böyle kolunu gösteren işte. Bu Bambalena. Kaptan Fiddles. Küçük adam, çocuk adam deli. Böyle bir yere geldik. Park gibi çocukların oyun oynadığı bir yer. Burada bir kuş var. Opila kuşunun görevi. Opila kuşunun ağzına 6 tane yumurta atacakmışız ve ödülümüzü alacakmışız. O pila kuşuymuş kuşumuzun ismi.
İkinciyi de aldım. Pardon, 3 oradaki kayıkta da var. 4. Beş. Gizli buton. Ha, ışınlığa da biliyoruz. Mesela ya ben mouse'tan veya klavyeden bir tuşla bulunduğumuz odaya da ışınlayabiliyoruz. 2 saat buraya getirmekle uğraşmayalım diye. Yumurta geldi. Tam 6 tane yumurta. Ama burada bir not. Arkadaşını getir günü karttı. Peel slowly. Böyle mesaj da varmış. Bir. İki. Neden hepsi tek tek atıyoruz? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Ne verecek? Kart mı verecek? Bunun gözü niye kanlı acaba, sorabilir miyim? Banban ikinci bölümü ne karakter galiba, çünkü ana menünün kenarında Banban resmi vardı. Garden of Banban 2. Aa, buton gri ise dokunamıyoruz ama kırmızı ise drone dokununca oluyor. Cam var. Kırdı cam. Neyse bu. Dur abi, dur bir dakika. Banban'ın mesajında bir şey dikkatimi çekti. Dur. Bir anda gördüm orada Banban mesajında bir şey fark ettim. Bu pankreas canavarı gibi bir şey. Çünkü burada şey diyor. Normal diğer karakterler mesela güzel mesaj öğütler veriyor ama bu diyor ki paylaşmak güzel bir şeydir diyor. Hadi bu da bir öğüt sayılır. Ama daha sonra da şey yazıyor. Benimle pankreasını paylaşır mısın diyor. İnşallah o pankreas bizim pankreas değil. Neyse, kaldığımız yere yetin. En fazla buraya kadar yetin. Kapı açıldı. Burada tahtada burası son yazıyor. Evet. Distraction at 1. Bunun da anlamı gerçekten bilmiyorum. Ve çekiç. Tahtalar çıkarabiliyor zaten. Gizli buton. O pila kuşunda burada bir mesajı var. Mutluluk en iyi ilaçtır, bu yüzden her zaman gülümsediyor. Koltuğa zıplamadan gideceğim. Koltuktan teleferik yapmışlar. BMW'a binseydim yolda giderken altıma sıçradım çünkü benim yüksekliği korkum var. Normal teleferiklerde en azından bir kulübe gibi bir şeyin içindesiniz. Buradan ayağınız bir kaysa cennettesiniz. Yerde bir not var. Ben yalnızım diye başlamış. Diye anladım, dur. Çocuk her zaman kuşla oyun oynuyormuş. Ama diğerleri gelince onunla dalga geçiyormuş.
Kuş da bilmiyorum ya. Kimin tarafında anladım o yeri. Hepsi partide, ben hariç, beni istemiyorlar demiş. Bayan Mason beni gördü ama gitti diyor. Ben korkuyorum. Bir de az önce hani TFK'le gittiğimiz yer var ya, oradan diğer çocukların çığlık sesleri geliyormuş. Kuşla alakalı bir şey olabilir diyor ama kuş ona çok eğlenceli geliyormuş. Ya bir ara şans. O zaman o plak kuşu oradan çocuklara atıyor, birisine yem ediyor. Rengim ne? Herhalde orada kalır yazıyor. Ben bunların hepsini ezberledim ki dakika. Bamban kırmızı, bandana beyaz. Jumbo jet yeşil. O plak kuşu pembe. Kaptan Fidus mavi gibi bir şey. Stinger falan da turuncu. Bandan zaten seçilmiş. Beyaz. Bu yeşil. Bu pembe. Niye tekrar ediyorsam ben de beyinde akla başı gidip geliyorum. 2 saat bir de basmıyor, o gıcık ediyor insan. Turuncu karttan. Aa, pilav kuşu geliyor. Dur bir dakika lan. Oyunun ana karakteri Jumbo Josh değil mi? Ama Jumbo Josh, burada Jumbo Josh'ın saldırması gerekmiyor mu doğal olarak? Ana karakterleri karıştırmış herhalde yapımcı. Vallahi gözlerinde kan var. İlkinde pek anlaşılmıyordu ama bu sen. Bir şey diyeyim mi? Galiba orada hani heykel gibi duruyordu ya. Sanırım o yer çekti. Hagiwa'yı dedi aynısı vardı. Heykel gibi duruyordu ama yer çekti o Hagiwa. O buton ne yapabilir? Bizim hayatımızı nasıl bu kuştan kurtarır? Apple Art formu açıldı. Müzik çaldıysa geliyordur abi. Işık da yandı. Acil dönde bas. Kuşu aşağı attık. Ama ölmedi çünkü kuşun kanatları var. Geri yukarı çıkabilir. Kapı açıldı. O mor kapı ne olacak? O mor kapıyı merak ettim. Kart basılıyorsa kesin açılabiliyor. Ama nasıl? O da hileyle açılıyordur kesin. Burada bir not var. Burada bir barkod var. Bunu okutmayı deneyeceğim. 2 dakika okutmaya çalışıp geliyorum. Arkadaşlar o barkodu okutunca böyle bir yere gönderiyor bizi. Jumbo Josh'ın kardeşleri varmış. Pembe, sarı, turuncu, mavi, yeşil. Yeşil zaten biliyoruz. Burası Jumbo Josh ve kardeşlerinin salonuymuş. Buraya sır olarak tutarsak buraya arada bazen gelip herhalde takılabilirmişiz. Öyle falan yazıyor. Tabi bunun hikaye videosunu çekersem tam böyle daha anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Şimdi videoya geri dönelim. Evet arkadaşlar, şimdi videoya geri girdim. Devam ettiriyoruz. Jumbo Josh'ın kardeşlerini öğrendik az önce. Ama daha gerçek Jumbo Josh karşımıza çıktı. Kardeş çıkarsa çok saçma olur yani.
Asansör geldi. Hoppa. İnşallah bir şey olmaz. Drone yukarıda kalacak. Drone. Bizi bırakma drone, sensiz kap. Ona lan. Daha ilk karşılaşmada kim böyle giyirdi? Onu bulursam var ya çok pis ederim. Vallahi pis ederim. Abi kendimi pis ederim dedim yani. Sen öyle giyme de. Bitti mi bölüm? Evet arkadaşlar, sonda Jumbojaş bize tam vuracakken, öyle güçlü onu tam vuracakken asansör çöktü. Asansörün çökmesi kötü mü haber, yoksa Jumbojaş'ın bize vurması bakımından iyi mi haber bilmiyorum, ama oyunun ikinci bölümü var ve ikinci bölümde ana karakter Banban olacak. Oyunun isminde zaten Banban var ama bu bölüm sadece resmini gördük duvarda. Bir videoya da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda Evil Hunt Broken Mask'ı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.